Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün Çin'de yapılan lansmanla Vivo X200 Pro ve X200 ailesi tanıtıldı. Ama benim burada bahsedeceğim şey Vivo'nun cihazından ziyade ki yakında X8 Pro da tanıtılacak Find X8 Pro Oppo kanadında. Bu iki cihazın kullandığı özellikle Dimensity 9400'den bahsedeceğim. Çünkü ortaya çıkan test sonuçlarına göre aynı zamanda kendi iddiaları da bunu doğruluyordu. Şu an Apple'ın A18 Pro'su yani daha geçtiğimiz ay kullandığı işlemci de dahil olmak üzere akıllı telefon camiasının en güçlü bir diğer yandan en verimli ve en stabil çalışan işlemcisi tanıtılmış oldu. Şöyle kenarlara açılıyoruz ve Mediatek artık golü atmış durumda. Gelin isterseniz Mediatek Dimensity 9400 bizlere neler tanıttı ya da neler sunuyor. Gelin isterseniz lafı fazla uzatmadan şu Mediatek Dimensity 9400'ün sunduklarına bakalım. Şimdi Mediatek Dimensity 9400'e bir teknik olarak baktığımızda ikinci jenerasyon TSMC'nin 3 nanometre sürecinden geçtiğini görüyoruz. Yani yine 3 nanometreyi kullanıyor ama ikinci neslini kullanıyor ki bunun bir benzerini Apple'da da görmüştük. 8 çekirdekli bir yapıda ama bu 8 çekirdeğin 8'i de artık performans çekirdekleri olarak dikkat çekiyor ki biz bunu Dimensity 9300'de de görmüştük. Buradaki yapıda ama ARM'ın yeni Cortex X925 işlemcisini ya da işlem birimini kullanıyor. Big Core dediğimiz ana çekirdek ya da Prime çekirdek olarak bu arkadaş 2 megabaytlık bir keşe e sahip, 52 keşe e sahip ve 3,63 GHz'de çalışıyor maksimum frekans olarak. Geçen sene Prime Core olarak bildiğimiz yani o big core olarak bildiğimiz Cortex X4 ise burada artık performans çekirdeği pozisyonuna çekilmiş durumda. 3 adet kullanılıyor. 1 megabaytlık 52 keşi bulunduğunu söyleyelim. Bir diğer yandan 4 adette ARM Cortex A720 kullanılıyor. Bu da artık birazcık enerji verimliliği gibi çalışıyor ama işin bir diğer kanadında zaten şey olduğunu söyleyelim. Yine aslında bir performans çekirdeği olduğunu söyleyelim. 512 kilobaytlık 52 keşler kullanıyor bu işlemcilerde. Toplamda chipset'e baktığımızda %100 bir keş artışı da var. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor bize. Bunu baştan söyleyelim. Mediatek'in paylaştığı verilere göre Dimensity 9400 bir önceki nesle yani 9300'e göre %35 daha hızlı tekli çekirdek performansı, %28 daha hızlı çoklu çekirdek performansı sağlarken %40 daha verimli. Bu çok önemli bir değer. Yani sen performans performansı burada. %35 oranında %28 hadi ikisinin ortalamasını alalım. %30 daha performanslı bir işlemci üretiyorsun ama %40 daha verimli. Bu zaten işte ısınmadır, bataryayı tüketmedir vesaire bunların hepsini toparladığını da bizlere gösteriyor. Kendi paylaştıkları verilerdi. Devam ettiğimizde özellikle Vivo'nun lansmanında bir benchmark skorları da paylaşıldı. Geekbench 6'nın çoklu çekirdek performans testinde Dimensity 9400 9500 civarlarında bir puan aldığını söyledi. Aynı şekilde A18 Pro'ya baktığımızda yani iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in işlemcisi olan ve şu an teknik olarak en güçlü olarak kabul edilen işlemciye baktığımızda 8600 oluyor. Ki aynı zamanda Çin'de yapılan testlerde de yani Çinli editörlerin yaptıkları testlerde de özellikle Dimensity 9400'ün zaten tepede olduğunu net bir biçimde görüyoruz. İş bununla kalmıyor bir de işin grafik tarafı var. Grafik tarafında da ARM'ın Immortalis G925MC12 grafik birimini kullanıyor. 12 çekirdekli yapıda geliyor. Bizim aslında ekran kartı, ekran birimi, grafik birimi dediğimiz kısmı. Bunun Asıl performans kısmı burada ön plana çıkıyor. Çünkü %41 daha iyi bir tepe performans noktasına sahip 9300'e göre ve aynı zamanda %40 daha hızlı bir ışın izleme yani Ray Tracing ya da RTX dediğimiz performansı bizlere gösteriyor. Hatta Mediatek kendi sitesinde demiş ki PC sınıfı ışın izleme teknolojisine sahip. Önceden konsol kalitesinde diyorlardı bilmem ne diyorlardı şimdi artık bilgisayar sınıfında. Yani diyor ki ben Nvidia ne yapabiliyorsa bir diğer yandan tabii ki AMD ne yapabiliyorsa ben de onu yapabiliyorum bu ekran kartıyla ya da grafik bilimiyle diyor. Çok önemli bir iddia ve bunları yaparken Diyeceksiniz ki e, tamam güç tüketim arttı. Hayır bunları yaparken %44 daha düşük. Daha %44 daha iyi bir enerji verimliliği sunuyorum demek işleri bambaşka bir çünkü işlemcide de %40 burada %44 yani kaba tabirle çok daha iyi hani 3'te 1 performansında en az daha fazla hız artmış. Hatta grafiği de koyarsak orada ciddi oranda artıyor. E, bir diğer yandan yarı yarıya daha az enerji tüketiyorum diyor. Gerçekten çok büyük çok önemli iddia olduğunu söyleyelim. Bunun da örneğini yine Vivo'nun lansmanında gördük. 3D Mark Steel Nomad Light testinde Diamond 9400 2500 puanlarda alırken A18 Pro 2100'lerde alıyor. Yani gerçekten A18 Pro'nun da en çok vurguladığı grafik tarafında Mediatek diyor ki abi biz bu konuda artık en iyisiyiz. Bunu da testlerde görüyoruz diyor ki dediğim gibi yine Çinlilerin yaptığı test sonuçlarına vesaire baktığımızda evet özellikle grafik performansında bunu arttırmış durumdalar. Ki Yine yapılan testlerde dediğim gibi Çinli editörlerin yaptıkları teste e, göz attığımızda şöyle bir durum var. Şimdi diyeceksiniz ki tamam o performansa çıkıyor da önemli olan stabilite. Bunu da artık korumaya başarmışlar. Yani uzun süreler boyunca Yüksek FPS değerlerini koruyabiliyorsun, yüksek performans değerlerini koruyabiliyorsun. Çünkü işlemcilerin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri budur. İşte bottleneck dediğimiz darboğaz sistemi ya da aşırı ısınma falan filan hikayeleri, o termal throttling dediğimiz hikayede çok yüksek performansta çalıştığında ısısı inanılmaz yükselir. Ve bu durumda da kendisi o throttling dediğimiz hikayeye girip performans kısar. Çünkü çok ısındım işte zamanında yakın zamanda Intel'in 13. 14. nesil işlemcilerinde de bununla alakalı bazı şeyler görmüştük. İşte işlemcilerin en zor kısmı buyken Dimensity 9400 bunu da rahat rahat yapabildiğini söylüyor. Bir de Mediatek'in Adaptive Gaming Teknoloji 3.0 ile beraber birleştirilmiş bu Immortalis grafik birimi ve aynı zamanda Hyper Engine'e Super Resolution'ını kullanıyor. Super Resolution. Nedir bu? FSR, DLSS'e de benzer bir teknoloji. Aynı zamanda PlayStation 5 Pro'da da göreceğimiz işte PlayStation'ın kendi isimlendirdiği hikaye. Bunu da zaten aslında ARM'ın ESR dedikleri ARM Accuracy Super Resolution teknolojisini kullanarak yapıyor. Yani artık telefonlar da kullanan tabletler de o işte Full HD 2K hangi çözünürlüğü kullanıyorsa kullansın daha yüksek FPS verebilmek ve daha stabil bir performans verebilmek için kendi içerisinde 720'de çalıştırıp bunu Super Resolution teknolojisiyle beraber size daha yüksek FPS ve daha yüksek çözünürlükte verecek. Bu da bizim karşımıza ne çıkartıyor? Özellikle artık mobil oyunlarda da çok daha yüksek FPS'leri yani o telefonlardaki 144 Hz bilmem ne 120 Hz'leri daha çok oyunda görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani burada bu teknolojiyle sayesinde artık bunu yapabilen seviyede olduğuna göre evet artık bir PC kalitesinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bir diğer yandan video tarafında 8K 60 FPS video encode decode hikayesi yapabiliyor. Yani kodlama ve kod çözümü ve bunu 10 bit de yapabildiğini söyleyelim birçok formatta yapabiliyor AV1 de kod çözme var daha kodlama yok ama bunun gibi gelişmeleri de ortaya çıkarmaları oldukça önemli ki video tarafında da artık telefonlarda 8K 60 FPS'i bu destekler yapıda ve ben bunu aynı zamanda işleyebiliyorum da diyor bu önemli İşin RAM tarafına geldiğimizde burada da LPDDR5X RAM'ler var ama 10.667 megabit bölü saniye frekansla beraber diyor ki biz akıllı telefonlardaki en hızlı bellek sistemine sahibiz. Bu da çok önemli bir değer olduğunu söyleyelim. Yani belleğin sayısına işte gigabaytından falan filan ziyade hızı da çok önemli. Burada onu da sağlayabildiklerini bizlere söylüyorlar. UFS 4 arayüzünü destekliyor. MCQ ile destekliyor. Yani veri aktarımında ya da depolama tarafında da en hızlı çözümü zaten kullandığını söyleyelim. Ama işin bir de yapay zeka kısmı var biliyorsunuz artık. Her şeyde olduğu gibi akıllı telefonlarda da bu ön plana çıkmaya başladı. Mediatek MPU 890'ı kullanıyor. 8. nesil MPU olduğunu söyleyelim. Yani 8 nesildir Mediatek aslında kendi işlemcilerinde nöral işlem ünitesini kullanıyor. Eğitiyor bilmem ne yapıyor. Şimdi de artık son haliyle karşımızda. Ama bu sefer farklılık olarak ilk defa Agentic AI dediğimiz yani ajantik diyebiliriz aslında bunu. Ajan yapay zekası diyebiliriz. E, kullanan işlemci bu oldu ve bu açıdan önemli çünkü Dimenste Agentic AI Engine olarak geçiyor. Daya olarak geçiyor. DAA olarak geçiyor ve bu da Aynı zamanda şöyle bir avantajı sağlıyor. Agenting AI nedir? Aslında şu anda gördüğümüz GPT'ler bilmem neler falan filan generative yani üretken yapay zekalar. Agenting AI ise üretken yapay zekaların her birinin yaptığı işlemi tek başına yapabilen bir sistem. Yani örnek veriyorum şu anda yapay zeka ile bir video üretmek istediğinizde tamam bazı yerlere yazıp şey yapabilirsiniz ama onu işte video çözünürlüğünü yükseltmek için başka bir yapay zeka işte metnini yazabilmek için başka bir yapay zeka onu gün görsel oluşturmak için başka bir yapay zeka falan filan hikayeler var. Özellikle sevgili Ozan Siyahı bununla alakalı birçok şey yapıyor. Hatta kendisi bir klip hazırlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. En son çıkardığı klibi kastetmiyorum. Kendisi bir, bir şey yaptığında gidip şarkı sözünü bir yapay zekaya, videoyu farklı bir ze yapay zekaya yazdırmıştı ya. Bunların hepsini tek başına yapabilen ve kendi kendine bunları tahmin edip işleme yapabilen yapay zeka türü de agenting yani. Yani biz şu anda generative AI'den, LLM'lerden falan filan bahsediyoruz. İşin bir sonraki aşaması da genetik AI olacak. Buna hazır bu işlemci. Yani bu noktada gerçekten önemli bir atılım yapmış City kısmı. Bunu da söylemiş olalım. Bir de dünyanın ilk yüksek kalite cihaz içerisinde video üreten işlemcisiymiş. Yani cihaz içerisinde demek Cihazın içerisinde siz işte yapay zekayı video ürettiriyorsunuz ya şu anda işte o da belli bir çözünürlükte belli bir uzunlukta oluyor. Buna herhangi bir şekilde bir yere bağlı kalmadan Dimensity 9400 kendi içerisinde yapabiliyormuş. Bu da çok önemli bir artı olduğunu söyleyelim. İşin işte videodan falan bahsetmişken ekran tarafında WQHD Plus yani aslında 2K dediğimiz çözünürlükte 180 Hz'e kadar destekleyen bir yapıda yani 180 Hz ekranlarda görebileceğiz. İşte tam buradan yola çıktığımızda ya 180 Hz e koyacaksan tamam bir şu anda 144-120 zaten görüyoruz. Ama 180 Hz olunca telefon ekranında ne işimize yarayacak? Zaten destekleyen bir şey yok dediğiniz noktada işte o FSR'a benzeyen kendi şeyleri SR teknoloji, Super Resolution teknolojileriyle beraber bu FPS'lere çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Bir de ekranda Miravision 1090'ı kullanıyor bu sefer. Geçen sene farklı bir versiyondan bahsetmiştim. SDR, HLC, HDR, HLC, HDR10, HDR10 ve HDR Vivid gibi HDR teknolojilerini destekleyen ve ekranda bunu çok daha iyi bir şekilde sunabilecek bir yapıda olduğunu da söylüyorlar. Fotoğraf ve video kısmında 320 megapiksele kadar destekliyor tek bir lenste. Bu gerçekten önemli çünkü 200'lere kadar çıkmıştık. Demek ki devamı da gelecek. Bir de 8K 60 FPS videoları sorunsuz bir şekilde çekebilme kabiliyetine sahip. 4K 120 FPS falan filan onlar artık rahat. Ve aynı zamanda Gen AI yani üretken yapay zeka süper zoom teknolojisi var. Bu da artık 100x yakınlaştırmada yani artık hangi tele lense falan filan kullanıyorsanız ki günümüzde Vivo'su, Oppo'su, Huawei'si falan filan Samsung 100x'i zaten kullanıyor. Bu yapay zekadaki işte süper zoom teknolojisiyle beraber 100x zoomda o bozulmaların olmadığı tamamıyla açık bir fotoğraf çekebileceğimiz yani net bir fotoğraf çekebileceğimiz anlamına geliyor. Yani oradaki lensleri kullanacak, 100x zoom'u yapacak sonra o piksel piksel çıkan 100x zoomdaki pikselleri yapay zeka ile temizleyip size net bir şey çıkartacağını söylüyor. Özellikle yazı çektiğinizde bir tabela çektiğinizde nasıl tamamlayacak onu görmek lazım. Çok merak ediyorum. Ama bir duvarı, bir işte şeyi çektiğinizde daha böyle gökyüzünü vesaire çektiğinizde onu çok rahat bir şekilde tamamlayacaktır diye de düşünüyorum. Bağlantı tarafında 5G desteği tabii ki var. Sub 6 GHz olarak destekliyor. MMWave desteği yok. Ama 7 GB veri transferini de 5G üzerinden destekleyen bir yapıda. Her ne kadar daha Türkiye'de olmasa da umarım yakında böyle bir şey gelecektir. Wi-Fi 7'yi de 3 band olarak destekliyor ve 7.3 gigabite varan bir veri aktarımını bizlere destekleyebilen bir yapıda olduğunu söyleyelim. 3 bantlı olarak. Bluetooth'ta da 5.4 desteği var. Çünkü daha yenisi zaten çıkmadı. Ama Wi-Fi 7'yi 3 bant olarak destekliyor olması da güzel. Çünkü şu an son dönemde artık çıkan routerlarda çift bantlı Wi-Fi router, 7 routerlar falan da görüyoruz. Bu 2 bant, 3 bant olayı. Birinci bandımız 2.4 GHz, ikinci bandımız 5 GHz, üçüncü bant varsa 6 GHz'i de destekliyor anlamına geliyor. Ve bu sayede daha stabil, daha hızlı veri Aktarımı yapabilen bir yapıda karşımıza çıkıyor. Son olarak da Mediatek'in Extra Range 3.0 teknolojisine de sahip bu işlemci. Bu da bize normal bir işte Wi-Fi 7'nin kendi range'inden Bluetooth 5.4'ün kendi o mesafesinden iletişim yapabildiği son mesafeye 30 metre daha katıyor. Bu da nasıl anlasılabilir? Siz işte 2-3 katlı bir evde oturuyorsanız işte bilmem kaç metrekare bir yerde duruyorsanız e, router'a uzak olsanız bile hani router'da 1x çeken yerde artık 2-3 çekecek anlamına geliyor. Hiç çekmeyen yerde de 30 metreye kadar daha fazla çekebileceği anlamına anlamına geliyor. Tabii ki bu duvar vesaire olmadan 30 metre eklenmiş hali. Duvarlar biraz kırpacaktır ama en azından evde senin odan da çekmiyorsa bu telefon ve Wi-Fi 7 router beraber artık sorunsuzca çekebilecek gibi bir hikaye ortaya çıkıyor ki bu sadece Wi-Fi 7 de değil diğer Wi-Fi standartlarında da geçerli anten performansını arttıran bir şey olduğunu da sizlere söyleyelim. Yani buradan anlayacağımız üzere artık Dimensity 9400 şu anda Apple'ı da işte Samsung'u da bir diğer yandan her ne kadar Samsung falan filan üretiyor gibi olsa da diğer markaların da örneğin Google'ın da bütün mobil işlemcilerini kattığımızda tartışmasız zirveye oturuyor. Hatta test sonuçlarına falan filan baktığımızda M2 performansında bir şey. E M2 bir laptop işlemcisi. E, bir diğer yandan şeye bakıyoruz. İşte Intel'in yeni nesil laptop işlemcileri özellikle orta seviye gibi yerlerde Core Ultra 7'de bunu destekliyor. E bu da öyle olunca artık bir bilgisayar performansında telefonlara sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu oyunculuğu ilerleyen süreçte tabii ki değiştirecektir. Kamera performanslarını çok iyi e, anlamda değiştirecektir ki işte Vivo X100 daha doğrusu X200 serisinde bunu göreceğiz. Bir diğer yandan Oppo Find X8'leri de göreceğiz. E Zaten daha şu an Türkiye'ye yeni gelen e, Xiaomi kanadındaki 14T Pro'da da Dimensity 9300 Plus vardı. Büyük ihtimalle yakın zamanda de 9400'lü bir ürün ortaya çıkartacaktır. O zaman bir test etmek, görmek gerçekten merak etmeye başladım neler sunabildikleriyle alakalı. Ama yakın yakın gelecekte biz hep böyle şu an 8 Elite'i bekliyoruz ya Xiaomi de zaten onu e, duyuracak. Yani 8 Elit'teki detayları da gördükten sonra belki de 1-2 sene içerisinde artık amiral gemi dediğimiz işlemci Snapdragon'un o 8 serisi değil de Dimensity'nin 9000 serisi olma ihtimali sınırına yanaşmış durumdayız. Bir de yakın gelecekte zaten bilgisayar işlemcilerini de görmek üzereyiz Mediatek'in. Onlar da çıktığında işler çok karışacak gibi duruyor. Ama bu değerleri verdiğimde dünyanın en güçlü işlemcisinin Mediatek olması aynı zamanda ısınmaması ki yine Çinlilerin yaptığı testlerde ısı değerlerine baktığımızda en yüksek performansa çıktığında en soğuk kalan şey Dimensity. Yani A18 Pro'dan da 8 Gen 3'ten de falan filan daha soğuk kalabilen bir işlemci. Olaylar çok karıştı gerçekten ama Mediatek ağır 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 yaptığı şeyleri artık zirveye oluşturmuş gibi. Bakalım göreceğiz özellikle 9500'de ne olacak ya da diğer üreticiler ne yapacak merakla bekliyorum. Ama sizler de lütfen düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın diyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya da bu veriler sizleri ikna etti mi? Şu anda mesela medya bir cihaz alırken ee hala tedirgin oluyor musunuz? Ya da ya ben Dimensity 9400 varsa işte Vivo'dan Oppo'dan ee kullanan kim varsa Xiaomi'den cihaz alırım ve artık çatır çatır da kullanırım diyor musunuz? Lütfen bunları yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir işlemci değerlendirdiğimiz ki geçen sene 9300 değerlendirmiştik. 9.400 ile devam ediyoruz. Hatta 8 elitte görüşünceye dek diyelim. Başka bir Arda Yılpalası videosunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.